أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Değerli izleyicilerimiz, aziz ve muhterem Müslümanlar, FMTV ekranlarından, Altın Silsile programından herkese selamlar, saygılar. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti tüm Müslümanların üzerine olsun. Değerli izleyicilerimiz, Altın Silsile programında her hafta olduğu gibi bu haftada bir Allah dostunun, Şeyh Efendi'nin hayatından kesitler sunmaya çalışacağız inşallah. Altın Silsile, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den başlayarak Üstadımız, Sultanımız Hazreti Mevlana Eşşeyh Mahmud Efendi El-Nakşibendi, El-Müceddidi, El-Halidi, El-Ofi, Kuddisesir Ruhu Hazretlerine kadar uzanan bu kutlu yolun o zincirin halakasını oluşturan Allah dostlarının, meşayih-i kiramın hayatları. Bu altın silsile diyoruz Peygamberimizden Efendi Hazretlerimize kadar uzanan bu yola. Bu halakanın 36. zinciri Efendi Hazretlerimiz, halakanın başı sevgili Peygamberimiz. İşte bu 12. halakayı anlatacağız inşallah. 12. zincir. O da Mevlana Mahmud-u İncir-i Fagnevi Kuddisesir Ruhu Hazretleri. Rabbim cümlemizi Peygamberimizin ve Allah dostlarının yolundan ayırmasın. Bizleri şefaatlerine nail eylesin inşallah. Ehl-i sünnet çizgisinden ayırmasın. Kıymetli izleyicilerimiz, büyük velilerden, insanları hakka davet eden, irşada davet eden, onlara doğru yolu gösteren, hidayete kavuşmalarına vesile olan ve kendilerine silsile-i aliye, yüce silsile, kutlu silsile dediğimiz bu büyük alimlerin, şeyhlerin oluşturduğu bu velilerin 12.'si. Altın silsilenin 12. halkası yine Buhara'dan kıymetli insanlar, Buharalı. Mavera-ı-Nehr ilinin Tur-i Sina gibi mukaddes bir yer olmasına vesile olan, orayı nurlandıran büyük alimlerden ve velilerden olan Mahmud-u İncir-i Fagnevi Hazretleri. Reşahat'ın verdiği bilgiye göre Buhara'ya 3 fersah mesafede, ve Eykeni'ye bağlı Fane köyünde dünyaya gelmiştir kıymetli insanlar. Fagne. Ya biz de ne diyoruz? Fagnevi. Yani Faneli. Mahmud-u İncir-i Fagnevi Hazretleri bu köyde doğuyor ve Eykeni'de yaşıyor. Kabri de orada bulunmaktadır kıymetli insanlar. Rabbim bizleri şefaatlerine nail eylesin inşallah. Doğum tarihine kaynaklarda pek rastlanmamakla birlikte Hicri 1317, Hicri 717, Miladi 1317 yıllarında vefat ettiği rivayet edilmekte kıymetli insanlar. Mahmud-u İncir-i Fagnevi Hazretleri, Kuddisesir Ruh Hazretleri, orta boylu, güleç ve güler yüzlü, çekme burunlu, geniş ağızlıydı. Teni beyaz, sakalı siyahtı. Beyaz sarık sarardı kıymetli insanlar. Musa Aleyhisselam'ın meşrebinde, ve kerameti zahir bir veli kullardan da kıymetli insanlar. Esası hafî zikir olan, aslında gizli olan bu tarikatta, Nakşibendi tarikatında bu yolun usulünü hal ve cezbe o günkü şartlarda insanları o kötülüklerden arındırmak, onları nefsin ve şeytanın hilelerinden melayaniye düşmekten uyandırmak için, gafletten uyandırmak için mürşidinin işaret ve müsaadesiyle cehri yani aşikar sesli zikre dönmüş ve bu şekilde yapmıştı kıymetli insanlar. Biliyorsunuz bir önceki anlattığımız Mahmud-i İncir-i Fagnevi Kuddisesir Ruh Hazretlerinin şeyhi emaneti dev aldığı Arif-i Rüyegeri Hazretleri de cehri zikre geçmiş. Mahmud-u İncir-i Fagnevi Hazretleri bu emaneti devraldığında aynı şekilde cehri sesli zikir yaparak devam etmiştir kıymetli insanlar. Yani bu şeyhinden ona varis olarak, miras olarak kalmıştır. Peki incir diyoruz, Mahmud-u İncir-i Fagnevi. Bu incir lakabı nereden gelmektedir? Bunu da iki türlü rivayet var kıymetli insanlar. Bazı kaynaklarda ismiyle beraber geçen Mahmud-u İncir, kiminde Encir, Encer,
Türkçe'de incir. Bu lakap olmalı. Kendisi encer demek, gemi demiri demek kıymetli insanlar. Tarikatı şeriat esaslarıyla demirleyen bir mürşidi kamil olduğu için kendisine bu lakap verilmiştir bir rivayete göre. Diğer bir rivayete göre encir veya incir ile bildiğimiz incir, bazı kaynaklarda Fagne köyünde incir diye bir mahalle olduğu ve incir-i Fagnevi olarak kullanıldığında ise Fagne'nin bir mahallesi olabileceği de bir rivayete göre böyle bir ihtimal de vardır kıymetli insanlar. İki rivayet demiştik. Tarikatı şeriat esaslarıyla beraber demirleyen, kuvvetle demirleyen ya da işte Fagne köyüne bağlı bir mahalle olduğu Mahmud-i İncir-i Fagnevi Kuddise Sürruhu Hazretlerine bu şekilde bir lakap verilmiştir kıymetli insanlar. Hocası Arif-i Rivegeri Hazretlerinden derslerinde maddi ve manevi sohbetlerinde yetişmiş, kendini yetiştirmiş ve kemale gelmiştir kıymetli insanlar. Maddi ve manevi ilimlerde zamanın büyük alimlerinden istifade etmiş ve kendisi de zamanın büyük alimlerinden olmuştur, bir tanesi olmuştur. İnsanları irşad etmek ve onlara saadet yolunu, asr-ı saadet yolunu, peygamber ve Allah dostlarının, sahabenin yolunu göstermek ve hocasından bu şekilde icazet aldı kıymetli insanlar. Mürşit demek, irşad eden. İnsanları hak yola, doğru yola ulaştıran, yol gösteren, yol gösterici demek. Ve artık Şeyhi Arif-i Rivegeri Hazretlerinden Altın Silsile'nin 11. halakası Arif-i Rivegeri Hazretleri'ydi. 12. halakada Mahmud-i İncir-i Fagnevi Hazretlerine emaneti devralmış oluyor ve böylece bu kutlu yolda irşat vazifesini üstlenmiş oluyor kıymetli insanlar. Birçok alim yetiştiriyor, birçok talebe yetiştiriyor, birçok şeyh yetiştiriyor. Binlerce kimsenin delaletten hidayete, doğru yola ve saadete kavuşmasına vesile oluyor. Sohbetleriyle, yetiştirdiği talebeleriyle, alimlerinin en büyüğü ve kendisinden sonra halifesi de Hacı Ali Ramiteni Kudüs-Sürru Hazretlerini de bu derslerden, sohbetlerden yetiştiriyor kıymetli insanlar. Arif-i Rivegeri Hazretlerinden irşat makamını devralınca ve devralmadan önce meslek olarak da Mahmud-i İncir-i Fagnevi Hazretleri mimarlık vazifesi varmış kıymetli insanlar. Mesleği mimarlıkmış. Yani dülger o zamanki isim. Dülgerlik yapıyor, inşaat işleriyle uğraşıyor, bina yapıyor. İnşaat binalarla uğraşıyordu. Ve ne zaman ki hem dünyevi işleriyle bu şekilde uğraşırken manevi yönden de kendini geliştiriyor, mükemmelliğe eriyor ve emaneti devralınca artık Arif-i Rivegeri Hazretlerini tanıyor, onun dergahında yetişiyor ve irşat vazifesiyle meşgul olun emaneti almaya başlayınca bu sefer gönüller yapmaya başlıyor. Bina inşaatından gönül inşaatına başlıyor kıymetli insanlar. Ve cehri zikir ile beraber Buhara ve Eyken'i de bu şekilde irşat vazifesi artık Mahmud-i İncir-i Fagnevi Hazretlerinin eliyle uzanıyor. Daha da büyük yerlere, daha da çoğalarak, büyüyerek genişliyor kıymetli insanlar. Peki, gizli zikirden açık zikre nasıl geçiyor? Bunun sebepleri nelerdir? Bununla ilgili de bir kıssa var. Onu da anlatalım inşallah. Hocası Arif-i Rivegeri Hazretlerinden icazeti alıp insanları doğru yola, irşat ile vazifelendirme vaktinin gereği geldiği zaman sesli zikre başlıyorlar. Sesli zikre ilk başlaması gene hocası Hacı Arif-i Rivegeri'den gelen, onun hastalığında, vefatına yakın bir zamanda Riveger Tepesi'nin üzerinde beraber hocasıyla başlıyor ve bu zaman şimdi vaktidir buyuruyor Şeyhi Arif-i Rivegeri Hazretleri. Ve bu sözünü de Şeyhinin bu sözünü kabul olarak kabul ediyor ve işaret ediyor. Artık kendisi de bundan sonra bu işaretle cehri zikre, aşikar zikre devam ediyor. Hacı Arif-i Rivegeri Hazretlerinin vefatından sonra kale kapısı önündeki mescitte sesli zikre devam ediliyor. İnsanları orada dergahta
İrşad vazifesine devam ediyor. Vaktinin büyük alimlerinden olan Hacı Muhammed Parisa'nın dedelerinden Mevlana Hafizuddin, alimlerin üstadı Şemsül Eyyime-i Hulvani'nin işaretiyle Buhara'da o zamanın en büyük iman ve alimlerinin huzurunda geliyorlar. Hacı Mahmud İncir Fahnevi Hazretlerine şu soruyu soruyorlar kıymetli insanlar. Alimler toplanıp geliyor, alimlerin huzurunda Şeyh Efendi'ye soruyor. Siz hangi niyetle cehri yani sesli olarak zikir ile meşgul oluyorsunuz? Kastınız nedir, niyetiniz nedir diye soruyor alimler. Ve şu cevabı veriyor Mahmud-i İncir-i Fahnevi Hazretleri. Uyuyanları uyandırmak, gafillere işittirmek ve insanları dinin ana caddesi ve doğru yolu üzerinde yürütmek, hakikate teşvik etmek, böylece insanların bütün iyiliklerin anahtarı, her saadetin esası olan tövbeye ve bir büyüğe bağlanmalarına sebep olmak isteriz. Cehri zikrin yapılmasının sebebini bu şekilde açıklıyor kıymetli insanlar. Tabii bunu duyan alimler Mevlana Hafizuddin şöyle cevap veriyor. Niyetiniz böyle dürüst olunca böyle zikir etmeniz helal olur, bir sakınca olmaz diyor. Ve hakikatin mecazdan ayrılma hududunun olması için de sesli zikrin sınırıyla alakalı bir ricada bulunuyor. Tabii bugün insanların aklında hep şöyle şeyler var, saçmalıklar var biliyorsunuz. Tarikat deyince oynayanlar, hoplayanlar, zıplayanlar böyle sosyal medyada böyle olur olmaz sapkın videolar paylaşılıyor. Ama bunların tarikatla, şeriatla bir bağlantısı yok kıymetli insanlar. Tarikat bu değil. Bu gösterilenler, anlatılanlar değil. Rabbim hakiki bizleri hakiki tarikat ehli eylesin. Hakiki tarikatlardan istifade etmeyi nasip eylesin. Eğer bir haber duyduğumuzda, bir söz, bir video gördüğümüzde bakın Kur'an ve sünnete uygunsa o zaman düşünün. Ama yok Kur'an ve sünnete aykırı bir hareket varsa burada bilin ki bu sahteciliktir, sahtekarlıktır. İnsanları Kur'an'dan, sünnetten, tarikatlardan, Allah dostlarından uzaklaştırmak için yapılan oyundan ibarettir. Rabbim bizleri uyanık Müslüman eylesin inşallah. Böyle bir ricada bulununca Mevlana Hafizuddin Alim Hazretleri, Kuddisesur Ruhu, Mahmud İncir Fahnevi Hazretleri ona şöyle diyor. Sesli zikri ancak dili yalandan ve gıybetten, boğazı midesi haram ve şüphelilerden temiz olan, kalbi riyadan ve gösterişten uzak olan, sırrı Rabbinden başka her şeye teveccühten münezzeh olanlar yapabilir buyurdu. Onun için gerçekten de bu yolu seçen, gönlü Allah için yanan, Allah'ı bilme aşkıyla, Allah aşkıyla yananların yapabileceği, midesini haramdan, gözünü haramdan koruyanların yapabileceği bir iştir. Yoksa önüne gelenin yapacağı bir iş değildir. Onun için uyanık olmalı, dikkat etmeliyiz kıymetli insanlar. Bize gösterilenlere, her gördüğümüze inanmamalıyız ki böyle bir zamanda Rabbim bizlere feraset, basiret nasip eylesin. Hakiki Allah dostlarına buldurdu, kıymet bilmeyi ikram eylesin inşallah. Mahmud-i İncir-i Fahnevi Hazretleri ilim meclislerini de her zaman ziyaret ederdi. Zikir ve gönül ehliyle bir kimse olmakla beraber medreseleri, ilim yuvalarını hiçbir zaman bırakmazdı. Fırsat buldukça oralara gider, oradaki alimlerle, talebelerle hasbihal ederdi kıymetli insanlar. Bir dervişin Hızır Aleyhisselam'a sorusu. Bu da çok önemli kıymetli insanlar. Bu kıssadan sonra bir şey söylemek istiyorum. O zaman daha da iyi anlaşılacak biraz önce söylediklerim. Büyük alimlerden Ali Ramiteni Kuddisesur Ruh Hazretleri ki emaneti devralacak ve halakanın 13.sü olacak kıymetli insanlar. O anlatıyor kendisi. Mahmud İncir Fahnevi Hazretlerinin talebesi. Hacı Mahmud İncir Fahnevi Hazretlerinin zamanında dervişlerden biri Hızır Aleyhisselam'ı görüyor ve ona soruyor. Bu zamanda kendisine uyulacak, peşinden gidilecek hakiki Şeyh Efendi var mıdır?
hakiki Allah dostu var mıdır diye o gün Hızır Aleyhisselam'a soruyor. Bugün de bu sorunun sorulduğunu düşünelim kıymetli insanlar. Bugün de acaba gerçekten tarikat ve şeriatı yaşayan ehli sünnet çizgisinde ifrat ve tefrite kaçmadan hakiki Allah dostu şeyh var mıdır? İşte bugün de bu şekilde soru sorulduğunda Hızır Aleyhisselam o gün ne cevap veriyor? Bugün, bu zamanda bu dediğiniz özellikleri taşıyan kişi Hace Mahmud-i İncili Fahnevi Hazretleri'dir buyuruyor Hızır Aleyhisselam. Ve ona uyun, onun peşinden gidin. Bugünümüzde de bu halakanın 36.sı Mahmud Efendi Hazretlerimiz var kıymetli insanlar. Rabbim en güzel şekilde uymayı, istifade edebilmeyi bizlere ikram eylesin. Tabi Ali Ramiteni Hazretlerinin önüne gelen talebelerinden bazıları bu dervişin, Hızır Aleyhisselam'a bu soruyu soran bu dervişin kendisi olduğunu, ancak daha sonraları işte Hızır Aleyhisselam'ı görmek iddiasında olduğunu, böyle kıskançlıklar gibi böyle şeyler hakkında yaygaralar kopmaması için kendisini gizlediği, böyle sakındığı rivayet edilmiştir kıymetli insanlar. Ve Mahmud-i İncir Fahnevi Hazretlerinin de halifesi Ali Ramiteni Hazretleri olacaktır demiştik kıymetli insanlar. Rabbim bizlere buldurdu, kıymet bilmeyi ikram eylesin. Yolundan gitmeyi bizlere nasip eylesin. Yolundan bizleri ayırmasın inşallah. Tabi dedik ya, çizgi belli. Bugün de bu söylenen kişilerin gerçekten hakiki Allah dostu mu yoksa sahtekar mı olduğunu ayırt eden bir kırmızı çizgi var. O da Kur'an, sünnet yaşantısı, Allah ve Resulünün yolundan gidip gitmemesi çizgisi, kılık kıyafetiyle, yaşantısıyla, sözleriyle, fiilleriyle, davranışlarıyla baktığında zaten anlarsın, çizgi bu. Ama bunların dışında bir şey varsa o zaman bilin ki burada sıkıntı var. Rabbim bizleri muhafaza eylesin inşallah. Hakim Tirmizi'nin naklettiği bir hadiste belirtildiği gibi evliyanın bir kısmı İbrahim Aleyhisselam meşrebinde, bir kısmı Musa Aleyhisselam meşrebinde, bir kısmı İsa Aleyhisselam meşrebinde, bir kısmı da sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in fıtratında ve meşrebinde olmaktadır. Mahmud-i İncir Fahnevi Hazretleri de tabakat kitaplarının ifadesine göre Musa Aleyhisselam'ın meşrebinde olmuş ve onun fıtrat ve meşrebinde bulunan bir veli diyorlardı kıymetli insanlar. Kerametleri aşikardı ve burada bir iki kerametini anlatmak istiyorum kıymetli insanlar. Anlatıldığına göre Abdülhalik Gucduvani Kuddisesi Ruh Hazretlerinin halifelerinden Evliya-i Kebir, ki Abdülhalik Gucduvani Hazretleri Altın Silsile'nin 10. havakasıydı kıymetli insanlar. Evliya-i Kebir Bukhari'nin talebesi olan Şeyh Dehkan Killeti Hazretleri hastalanıyor. Şeyh Dehkan. Mahmud-i İncir Fahnevi Hazretleri de onun ziyaretine gidiyor. Hasta ziyaretine önem verirdi ki bu da büyük bir alimdi. Şifa dileklerinde bulunduktan sonra huzurundan ayrılıyor. Hasta ziyareti kısa olur. Mahmud-i İncir Fahnevi Hazretleri oradan çıktıktan sonra Şeyh Dehkan şöyle dua ediyor. Ya Rabbi diyor. Ölümüm yaklaştı. Ömrümün sonuna doğru geldi. Ölümüm sırasında veli kullarından birini bana gönder ki bana yardım etsin, işimi kolaylaştırsın diye dua ediyor. Ve Şeyh Dehkan duasını tamamlar tamamlamaz Mahmud-i İncir Fahnevi Hazretleri tekrar içeri giriyor ve ölünceye kadar sana hizmete geldim diyor. Ve vefatına kadar da yanından ayrılmıyor kıymetli insanlar. Diğer ikincisi de Mahmud-i İncir Fahnevi Hazretlerinin kerameti zahirdi. Bunlardan bir tanesi de nitekim bir gün halifesi Ali Ramiteni Hazretleri ihvana zikir yaptırırken başucundan bir tane beyaz bir kuş geçiyor. Ve kuş geçerken gagasından, ağzından şu laflar duyuluyor. Ya Ali, mert ol, sözüne bağlı kal, yapıştığın eteğe sımsıkı sarıl, ahdini bozma. Zikir halakasında bulunan müritleri şaşkına çeviren ve kuşun ağzından dökülen bu sözler gerçekten
Bunların ardından Ali Rahmetani Hazretleri şöyle diyor. Diyor ki, bu Şeyhimiz Mahmud-i İncir Fahnevi Hazretlerinin sesidir. Bizi uyarıyor, bizi agah olmaya, Allah'tan korkmaya, takva ile yaşamaya dikkat ettiriyor, uyandırıyor diyor. Bizi ona çağırıyor. Rabbim bize de verdiğimiz sözleri tutabilmeyi, sözümüze bağlı kalabilmeyi, bu yapıştığımız bu yolda, yürüdüğümüz bu yoldan bir nebze dahi ayrılmamayı bizlere ikram eylesin. Ayaklarımızı sabit kılsın. Verdiğimiz sözümüzle sözlerimizi bozdurmasın inşallah. Hadaikul Verdiye kitabında Buhara'ya 3 fersah mesafedeki Vabeki Camii'nde irşat hizmetiyle meşgul olduğunu ve kabrinin de orada olduğunu rivayet ediliyor kıymetli insanlar. 1317 yılı. Rabbim bizleri şefaatlerine nail eylesin inşallah. Rabbim Allah dostlarının yolundan, onların çizgisinden bizleri ayırmasın. Böyle garip bir zamanda, ahir zamanda ki 12. halaka, bugün 36. halaka yaşıyor. Biz 1317, bugün 2017. Aradaki yılları siz düşünün kıymetli insanlar. O gün de böyle fesatlar varsa bugün ne kadar fesatlar daha çok, Rabbim güzel anlamayı ikram eylesin. Bugün böyle garip bir zamanda bu işin talipleri de az. O gün belki bu işin talipleri daha çoktu ama bugün böyle mürşidi kamil başımızdayken talep eden, gerçekten dertlenen, bu yolu Allah'ı bilme yolunda ilerleme, mesafe kat etme isteyen kişiler az olduğu için verilen de çok. Rabbim böyle garip zamanda güzel istifade etmeyi bizlere ikram eylesin. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın. Girmiş olduğumuz bu kotlu yoldan bizleri ayırmasın inşallah. Bir sonraki hafta tekrar buluşmak ümidiyle. Altın Silsile'nin 13. halakası Hacı Ali Rahmetani Hazretlerinin hayatını anlatmak üzere önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle sizleri Rahman ve Rahim olan Allah'a emanet ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.